efendim. Değerli yönetim kurulu üyeleri, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın Osmaniye nezdinde yapacağımız 111. yönetim kurulu toplantısına hoş geldiniz diyor. Bu toplantının bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Ajansımız faaliyetlerine destek programları uygulamaları, ulusal ve uluslararası programlara yönelik proje geliştirme çalışmaları, yatırım destek ve tanıtım faaliyetleriyle araştırma, analiz ve planlama çalışmaları çerçevesinde devam edilmektedir. Yürüttüğü çalışmalarda 2023 yılı çalışma programı ve buna bağlı 2023 yılı bütçesini esas alan ajansımız 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında bu belgeleri revize ederek tüm faaliyetlerini depremin yol açtığı zararın giderilmesi ve özellikle ekonomik altyapının yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yeniden kurgulanmıştır. Bu amaçla ajansımızın kendi bütçesine ilave olarak deprem bölgesi dışında tüm kalkınma ajanslarının bütçesinden ajansımıza aktarılan kaynaklar da dahil edilerek oluşturulan yaklaşık 285 milyon Türk lira bütçeyle bölgesel kalkınma odaklı afet eylem programı uygulamaya alınmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan program, depremin en ağır yıkımın yaşandığı Hatay ili başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Osmaniye ilimize yönelik yeni projeler hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda her üç ilimizde uygulanan sosyal gelişmeyi destekleme programı, Hatay ilimizde uygulanan cazibe merkezlerini destek programı, Kahramanmaraş ilimizde uygulanan üreten şehirler programı gibi destek programında da faaliyet sonrası toparlanmaya yönelik yatırımlar göz önünde bulundurulmuştur. Bununla birlikte başta Avrupa Birliği fonları ve Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası kuruluşların destek programları olmak üzere ulusal ve uluslararası kaynakların bölgemizde yeniden toparlama sürecine katkı sağlanmasına yönelik işbirliği çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca önceki dönemlerde uygulamaya alınan turizm altyapısı programları, özel sektöre yönelik faizsiz kredi destek programları, güdümlü proje desteği kapsamındaki projeler uygulanmasına devam edilmiştir. Tüm bu uygulamalar ve uluslararası projeler kapsamında ajansımız tarafından 2023 yılında tamamlanan, uygulamasına devam edilen, sözleşme aşamasına alınan ve planlanan 90 adet projenin toplam bütçesi 554.961.000 TL'dir. Projelere sağlanan hibe desteği ise 501.363.000 TL'dir. Bölgemizdeki toparlama ve yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak yatırımların fonlanmasına devam edilecektir. 2024-2028 yılları arasını kapsayacak ulusal kalkınma planı hazırlıklarıyla uyumlu olarak aynı dönemi kapsayacak şekilde yeni bölge planı hazırlıkları taslak olarak tamamlanmıştır. 2023 yılı sonunda taslak haline getirilen ancak yaşanan afet sonrası yeniden ele alınan bölge planı metni bugünkü yönetim kurulu toplantısında ele alınacak olup kabul edilmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamının onayına sunulacaktır. Ayrıca ajansımızın 2024 yılı çalışma programı ve buna bağlı 2024 yılı bütçesi için genel sekreterliğimiz tarafından yapılan hazırlıklar tamamlanmış olup yönetim kurulunda değerlendirilecektir. Gündem maddelerine geçmeden önce tüm yönetim kurulu üyelerimize tekrar hoş geldiniz diyor, toplantımızın bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum.